Yusuf Demir'e sürpriz talip. Galatasaray'ın Eylül 2022'de 6 milyon euro bonservisle Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'e talip çıktı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncu için sarı kırmızılı ekibin kararının da belli olduğu iddia edildi. Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde sürprize imza atarak Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı. Sezon boyunca sakatlıklar ve yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulmakta zorlanan, forma şansı bulduğunda da beklentilerin altında kalan yıldız oyuncuya talip çıktı. Galatasaray geçen sezon Yusuf Demir için kafa yaptığı açıklamada genç oyuncu için 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu. Taksite göre Rapid Vienna 1,2 milyon euro ödeyen sarı kırmızılar faizle birlikte Avusturya temsilcisine 1,3 milyon euro ödeme yapmış oldu. Galatasaray formasını geçtiğimiz sezon 5'i Spor Toto Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta terleten 20 yaşındaki oyuncu toplamda 129 dakika forma giydi. Genç oyuncu bu maçlarda asist yapma ya da gol atma başarısı gösteremedi. Cimbom'un geçtiğimiz sezon yaptığı flash transferlerden birisi olan Yusuf Demir'e Basel'in ardından Standard Liège talip oldu. Wolfsburg, Liège'in Yusuf'u kiralamak istediğini ancak Galatasaray'ın 20 yaşındaki oyuncuyu şu an için elden çıkarmayı düşünmediğini belirtti. Haberde Belçika temsilcisinin sarı kırmızılı ekibi ikna etmeye başladığını duyurdu. Avusturya milli takımında oynayan ve geçen sezon yabancı statüsünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir, TFF'nin yeni kuralıyla birlikte yeni sezonda yerli statüde oynayabilecek. Bu da Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmama ihtimalini bir hayli yükseltti. Genç oyuncu sarı kırmızılarda geçen sezon sadece 6 maça çıkabildi. İspanyollar açıkladı. Galatasaray için sürpriz iddia. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom rotasını İspanya'ya kırdı. Sarı kırmızıların ilgilendiği ismi canlı yayında açıkladılar. İşte detaylar. 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılar bu düşünceyle kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ediyor. İddiaya göre Galatasaray hem Arjantinli golcü Icardi'nin hem bir başka Arjantinli orta saha Paredes'in hem de İspanyol sol bek Bernat'ın bonservisini almayı planlıyor. Sarı kırmızılar bir taraftan Icardi ile pazarlıklara devam ederken son teklifini 8 milyon euro yıllık garanti ücret üzerinden yapmıştı. Artık Güney Amerikalı yıldızın vereceği cevap bekleniyor. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz yılı Serie A'da şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de geçiren ve daha sonra Tottenham'a dönen yıldız orta saha Tanguy Ndombele için temaslarını sıklaştırdı. Tottenham'ın gelecek sezon takım planlamasında düşünmediği Ndombele transferin gerçekleşmesi halinde bedavaya Galatasaray'ın yolunu tutacak. Galatasaray'a Chelsea'den 2 yıldız birden. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz gün önemli bir seyahat gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı ekibin istediği isimler de ortaya çıktı. Sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra yeni sezon çalışmalarının startını veren Galatasaray'da gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Takıma katılacak isimler büyük merak konusu olurken sarı kırmızılı ekip hazırlık maçlarıyla takımdan gidecek isimleri de belirlemeye çalışıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sık sık oyuncuların durumu ile ilgili notlar alıyor. Aslan'ın transfer sihirbazı Erden Timur, Londra'da 2 yıldız futbolcu için İngiliz deviyle masaya oturdu. Erden Timur hem Chelsea yetkilileri hem de oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. El Nasır'a imza atması beklenirken sağlık kontrolünde sıkıntı görüldüğü için transferi gerçekleşmeyen Ziyech için Galatasaray Sağlık Kurulu da titiz bir çalışma başlattı. Buradan çıkacak sonuca göre Aslan Faslı Yıldız'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bayram öncesinde İngiltere'ye giden Timur'un Chelsea kulübü yöneticileri ve Faslı Yıldız futbolcunun menajeriyle Londra'da bir araya geldiği ve kritik bir transfer görüşmesine imza attığı ortaya çıktı. Galatasaray Mikael İshak'ı bitirdi. Cimbom forvet hattını güçlendirmek için yaz aylarında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibiyle Poznan'ın forveti Mikael İshak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitiyor. Kariyerinde Köln, Nürnberg, Parma, Croton ve Randers gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 23 karşılaşmada forma giyerken 11 gol 4 asiste imza attı. İsveç milli takımının formasını 7 kez terleten İsak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Mathias Ross ile Norveçli Fredrik Micho'yu bulunduran Cimbom, İsak'ı transfer etmesi durumunda 4. Viking'ine kavuşmuş olacak. Galatasaray'dan flash transfer. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen şampiyon Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi yıldızların uçaklarını teker teker İstanbul'a indirmek isteyen sarı kırmızılılar çalışmalarını sıklaştırdı. Kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapan Cimbom'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Adekugbe'nin sergilediği kötü performans, Emre Taşdemir'in gönderilecek olması ve Kazımcan Karataş'ın henüz Galatasaray seviyesinde olmaması nedeniyle arayışlara başlayan sarı kırmızılılar Milan'dan Fode Ballo-Ture için yeniden devreye girdi. İtalyan basınında çıkan bir habere göre Galatasaray, Fode Ballo-Ture için gün sayıyor. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Fode Ballo-Ture'nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Milan'ın 2021'de 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo-Ture'nin ismi bu sezonun başında da Galatasaray'la anılmıştı. Galatasaray'a İspanyol çilingir. Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak açmak için takıma bir çilingir daha isteyen Okan Buruk, alınacak oyuncunun 10 numaranın gerektirdiği tüm özelliklere sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için sezon başında da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 7 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya 3 milyon euroluk teklifin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. 5 kez İspanya milli takım formasını da terleten Suso, daha önce Liverpool, Almeida, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray bombayı patlattı. Bir süredir ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Talisca sezon sonunda Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasr forması giyen Anderson Talisca'nın yaz aylarında Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.